Murat Ağrel, 1 Aralık 2021, Yeni Çağ Gelen tehlikenin farkında mısınız? Günlerdir konuşulmayan ancak dipten giden bir kriz yaşıyoruz. Hayır, ekonominin kötü gidişinden söz etmiyorum. Ona bağlı olarak içinden çıkılamaz bir hale gelen tarım krizinden bahsediyorum. Çiftçilerimiz ve tarım yazarlarımız günlerdir gübre fiyatları her dakika zamlanıyor diye adeta avazı çıktığı kadar bağırıyorlar. Ancak ilgili kişiler kör, sağır, dilsiz. Ben durumu bizatihi yaşanan resmi bir olayla anlatacağım. Aslında skandalla anlatacağım demek daha doğru. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, gübre almak için 15 Eylül 2021 tarihinde bir ihale düzenliyor. 2021 Taksim 439909 ihale kayıt numaralı kimyevi gübre ihalesi. Açın bakın, ihale açık usul bir ihale ancak 3 kısımdan oluşuyor. İhale ayrıntısına göre istenilen 18.703 ton üre, %46, 2000 ton amonyum sülfat %21 granül ve 972.25 ton üre amonyum sülfat %33 olmak üzere toplam 21.737 ton kimyevi gübre alımı. İki firma ilk kısım olan üre için teklif veriyor. Firmalardan biri Alp Ateş Gübre AŞ, diğeri ise Gübre Fabrikaları TAŞ yani Gübretaş, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği İştiraki yani devletin kurumu. İhaleyi düzenleyen tarım işletmeleri, ihaleyi kazanan Alp Ateş Gübre AŞ adlı firmayı sözleşme yapmak için davet ediyor. Davet yazısı gönderiliyor fakat Alp Ateş Gübre AŞ, dolar kurundaki oynaklık ve artan fiyatlardan ve ürün tedarik sıkıntısından dolayı ihalenin iptal edilmesi ve geçici teminatın iade edilmesi gerektiğine yönelik idareye başvuruda bulunuyor. TİGEM bu talebi reddediyor dahası ekap üzerinden gönderilen yazıyla geçici teminat gelir kaydediliyor. Bu kanuna uygun burada bir sorun yok. Süreç devam ediyor tabii. Bu defa ihale komisyonu en iyi ikinci teklifi veren firmayı çağırıyor. En iyi ikinci teklifi veren firma Gübretaş. Bu firma sözleşme imzalamaya davet ediliyor. Ancak sözleşme imzalanmıyor. Sözleşme imzalamak istemeyen Gübretaş 91 milyonluk tekliflerinin artan fiyatlar dolayısıyla 128 milyon TL olarak uyarlanmasını istiyor. Yapacaksak bu fiyat üzerinden sözleşme imzalayalım diyor. TİGEM reddediyor. Üstüne üstlük Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği iştiraki Gübretaş'ın 3 milyon TL teminat mektubunun 2.7 milyon TL'lik kısmı gelir olarak kaydediyor. Firma bu sebeple kamu ihale kurumuna iptal istemiyle şikayetçi oluyor. Anlaşılıyor ki Gübretaş ihalelerden men ediliyor. Bu durumda da iştirak firması olan Gübretaş konuyu kamu ihale kurumuna taşıyor. Kamu ihale kurumu da yapılan şikayeti ve süreci inceliyor. Geçen 11 Kasım'da kararını veriyor ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün vermiş olduğu kararların doğru olduğunu tescilliyor. Yani TİGEM Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne ait olan gübre fabrikaları TARŞ'ı ihalelerden men ediyor. Sebebine günler içerisinde fiyatı katlanan gübreyi temin edemediği için. Bütün bunlar Gübre AŞ'nin ben 3 gün önce verdiğim fiyatı bugün veremiyorum dediği bir ortamda oluyor. Peki çiftçi ne yapsın? Size daha kötüsünü söyleyeyim. Kimse farkında değil ama kışın ve ardından gelecek hasat döneminde toprakta bir şey bulamayacağız. Çünkü gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle çiftçilerin büyük bir çoğunluğu üretim yapmıyor. Tigem'de piyasadan gübre alıp çiftçiyi sübvanse edemediği için koskoca ülke ithal malı stoklayan 3-5 tüccarın eline kalmış durumda. Lahana, karnabahar, ıspanak, turp ve marul, kışlık soğan, bezelye gibi kışlık üretimin can damarı ve mutfakların vazgeçilmezi sebzelerde büyük üretim düşüşlerinin yaşanması bekleniyor. Dolayısıyla anormal fiyat artışları da kapıda. Ve tabii ki sarımsak. Kasım-şubat ayları arasında ekilmesi beklenen sarımsağın fiyatının önümüzdeki dönemde üretim azlığından fırlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ki sarımsak halihazırda zaten pahalı bir ürün haline gelmişti. Kerevizi, enginarı, prasayı da bu listeye ekleyebiliriz. Kış meyvelerini saymıyorum bile. Dahası gübredeki artış yem üretimini bile etkiliyor. Yumurtaya her gün zam gelirken daha yeni çiğ sütte %50'ye yakın artış yapıldı. Bakın bir gübre ihalesinden nerelere geldik. Birkaç ay önce yazımı şöyle bitirmiştim. Kötü günler geride kaldı. Sırada daha kötü günler var. Meğer o günler iyi günlerimizmiş. Murat Ağrel